Ne demiş atalarımız? Ağacın iyisini şehir havasına doğru gitmekte. Ancak 1984 yılından beri acaba Edremit'imizde ne olmuş, şöyle bir göz atalım. Başkanımın en büyük yol arkadaşı, hizmet için sizlerle ben birlikte yola düştü. Edremit sevdalısı tekrar yüksek kalkışla Çevreklerde o pozitifler taşıyordu. Bu mahallenin sahipleri beni oynuyordu. Ve diyorlardı ki güvenimiz var, pozitif taşıdı. Araba getiriyordum, o pozitifi çektiriyordum. Fakir ailelerin yaşadığı bir mahalleydi. Ve evleri satkanlar, evleri çok değerlendi, arsaları çok değerlendi. Şu anda ve o zaman demiştim ki Cennet Ayağı Mahallesi adına layık hale getirilecek demiştim. Ve kanalizasyonla jeotermali aynı anda bu mahalleye getirdik. Ve aynı anda Cennet Ayağı Mahallesi cennet kuruldu. Şimdi evlerimizin en pahalı evleri daireleri Cennet Ayağı Mahallesi'nde. Fakat şu anda pazar yeri düzensiz. Pazar yeri çile yeri oldu. Sıkıntı yeri oldu. Bu düzenliği de biz yapacağız Allah'ın size. Jeotermal'e getirdik. Jeotermal fiyatları tavan yapıyor. Üzüntü veriyor. Halkımızı tasalandırıyor. Biz bu tasaları, bu üzüntüleri gidermeye geleceğiz. Allah'ın izniyle destek verirseniz. Bir tek çamur olmayacak dedim ayakkabılarında ve elbiselerinde. Bunu başardık. Bir gün cenaze değil, yaşlı bir amcaya nasılsın amcam dedim. Oğlum dedi, bu mezarlığı o kadar güzel yaptım ki buraya gelince öleceğiniz gidiyor dedi. Şehit Hamdi Bey meydanını yapmayı Allah bize nasip etti. Bu camideki sıkıntıları biliyorum. Ya bu camiyi büyüteceğiz ya bir tane daha cami yapacağız bu mahalleye. Aran şunu.
iktidar desteğiyle Edremit'i şahlandıracağız. Tuncay Kılıç sözü. Cumhur İttifakı millet aklı.